Buna göre Tanzimat Fermanı'nın aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti'nin etkinliğini artırmaya yönelik olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti Mısır ve Boğazlar meselelerinde İngiltere ve Fransa'nın desteğini sağlayabilmek için Tanzimat Fermanı'nı 1839'da yayınlamıştır. Arkadaşlar buradaki amaç aslında Osmanlı Devletinin iç problemlerini çözmektir. Örneğin Mısır meselesinde isyanı bastırmak istiyor çünkü egemenlik haklarını korumak istiyor. Boğazlar meselesinde özellikle arkadaşlar Boğazlar konusunda egemenliğini kaybetmek istemiyor Osmanlı Devleti. E, bu yüzden de İngiltere ve Fransa'nın desteğini de sağlayabilmek istiyor. Bakalım şimdi şıklarımıza. Devlet idaresinin demokratikleştirilmesinde Hayır arkadaşlar bu durumun bununla bir alakası olmayacaktır. Bağımsızlık ve egemenlik haklarının korunmasında olabilir arkadaşlar. Çünkü Osmanlı Devleti bağımsızlığını ve egemenlik haklarını korumak istediği için zaten tanzimat fermanını yayınlıyor diyebiliriz. Bunu Mısır ve Boğazlar meselesinden çıkarmamız mümkündür. Halk arasında birlik ve bütünlüğün sağlanmasında Osmanlı Devleti'nin asıl amacı bu değil arkadaşlar. Padişah yetkilerinin kanunla sınırlandırılmasında böyle bir şey de arkadaşlar hedeflenmiyor ama aslına bakarsanız. Azınlıkların yönetime bağlılıklarının artırılmasında arkadaşlar ilk amaç da bu değil. Yani ilk amaç bağımsızlık ve egemenliğin kurtulması. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin bu faaliyetlerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda demokratikleşerek Osmanlı vatandaşlığı üst kimliğinde kaynaşmış bir Osmanlı toplumu oluşturmaya çalışmıştır. Bakalım arkadaşlar azınlıkların milliyetçi arayışlar içerisine girmesinin. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin en büyük amacı aslında bu. Yani azınlıklar içerisinde bir milliyetçilik düşüncesi söz konusu ve Osmanlı Devleti bunu ortadan Kaldırmak için toplumda herkesin eşit olduğunu demokrasinin var olduğunu düşünerek Osmanlılık düşüncesini ön plana çıkarmaya çalışıyor ki bu milliyetçilik düşüncesi geri plana düşsün ve azınlıklar isyan etmesin diye tabii ki aşık bizim için doğru cevap olacak ama diğer seçeneklerimizde bir okuyalım arkadaşlar. Osmanlıların ulus devlet anlayışını benimsemesinin. Arkadaşlar Osmanlı devleti çok uluslu olduğu için ulus devlet anlayışı Osmanlı'da söz konusu olamaz. Dış politikada denge siyasetinin izlenmesinin burada anlatılan durumun denge politikası ile bir alakası yoktur. Padişahın yetkilerinin kanunlarla sınırlandırılmasının böyle bir amaç da yok tabii ki arkadaşlar. Osmanlı toplumunda sınıfsal çatışmaların yaşanmasının arkadaşlar Osmanlı toplumunda aslına bakarsanız hindi e, İslam'daki kast sisteminde olduğu gibi bir sınıfsal çatışma yok. Sadece Osmanlı devleti çok uluslu. O yüzden E şıkkına da ulaşamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nde tanzimat ve ıslahat fermanlarının yayınlanmasında, meşrutiyetin ilan edilmesinde azınlık isyanlarını önlemek ve Avrupa devletlerinin azınlıkları bahane ederek Osmanlı iç işlerine karışmasına engel olmak amaçları etkili olmuştur. Bakalım arkadaşlar İç ve dış sebepler Osmanlı ülkesinde demokratikleşmede etkili olmuştur. Evet arkadaşlar dış sebep olarak şunu düşünebiliriz. Ee, Avrupa devletleri azınlıkları bahane ederek Osmanlı'nın iç işlerine karışabiliyormuş. Yine iç sebep olarak da azınlık isyanları söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla tabii ki ulaşabiliriz. Demokratikleşme hareketlerinde padişahın otoritesi ve yetkileri korunmaya çalışılmıştır. Yukarıda böyle bir bilgi verilmiş mi arkadaşlar? Verilmemiş bu yüzden buna ulaşamayız. Osmanlı devleti demokratikleşerek egemenlik haklarını güvence altına almak istemiştir Tabii ki arkadaşlar çünkü Avrupa devletleri Osmanlı içişlerine karışırsa egemenlik haklarında da problemler yaşayabilir dolayısıyla 3. öncüle de ulaşabiliriz bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani 5 şıkkı olacaktır. Tanzimat fermanıyla kabul edilen bu uygulamaların değişimlerinden hangilerinin yaşanmasını zorunlu hale getirdiği söylenebilir. Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı ile bütün Osmanlı halkının kanunlar ve devlet önünde eşit olduğunu kabul etmiş ve Müslüman gayrimüslim herkesin can, mal ve namus haklarını güvence altına almıştır. Milletler esasına son verilmesi olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Milletler esası ya da millet sistemi. Bu sistemde Osmanlı Devleti insanları dinine göre milletlere ayırıyordu. Ama gördüğünüz gibi artık herkes eşit olacak arkadaşlar. Öyle dinine göre Müslüman ya da gayrimüslim olarak nitelendirilmek bir kenara bırakılacak. Herkesin hakları gözetilecek. Bu yüzden birinci öncül doğru. Halkın Osmanlı vatandaşı olarak kabul edilmesi yine olur arkadaşlar. Bir Osmanlılık düşüncesi ön plana çıkarılmak isteniyor zaten. Yine herkesin eşit olduğundan bahsediyoruz. Bu yüzden tabii ki bu da doğru. Padişahın mutlak otoritesinin kanun gücüyle sınırlandırılması. Arkadaşlar bu tanzimat fermanına padişah da uyacak değil mi? Osmanlının tamamı uyumak zorunda. Dolayısıyla tabii ki üçüncü öncüle de ulaşıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Islahat fermanında kabul edilen hükümlerinden hangileri din ayrımına dayalı düzenin değişmeye başladığına kanıt olarak gösterilebilir? Karma mahkemeler kurulacak ve azınlıkların şahitlikleri kabul edilecektir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karma mahkemeler var. Yani Müslümanlar ve gayrimüslimler için karma mahkemeler var. Azınlıkların şahitlikleri de kabul ediliyor. Dolayısıyla tabii ki bu olur. Azınlıklara il ve belediye meclislerine girebilme hakkı tanınacaktır. Arkadaşlar bu da din ayrımının olmadığını gösterir artık. Irk ve din farkı gözetilmeksizin herkes devlet memurluklarına girebilecektir. Bu durumda artık din ayrımının Osmanlı Devleti'nde olmadığını gösterir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Islahat fermanının hükümlerinden hangileri bu fermanın azınlıklara siyasal alanda yeni haklar tanıdığının bir göstergesidir. Azınlıklar belediye meclislerine üye olabilecektir. Arkadaşlar bu siyasal bir hak mı? Tabii ki siyasal bir hak. Gayrimüslimlerin bedelli askerlik yapması kabul edilecektir. Bu siyasal bir hak değil arkadaşlar. Askerlikle alakalı bir durum söz konusu. Azınlıklar mahkemelerde şahitlik hakkına sahip olacaktır. Bu da sosyal bir durumdur arkadaşlar. Yine siyasal bir hak değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre azınlıkların alanlarından hangilerinde güçlenme imkanı buldukları ileri sürülebilir. Islahat fermanında Hristiyanlar il meclislerine, belediyelere üye olabilecektir. Azınlıkların bedelli askerlik yapması kabul edilecektir. Gayrimüslimler banka, şirket ve işletme kurabilecektir hükümleri yer almıştır. Peki arkadaşlar mali alanda güçlenmişler mi? Tabii ki çünkü bankalar, şirketler, işletmeler kurabilecekler. Siyasi olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Hristiyanlar il meclislerine, belediyelere üye olabilecekmiş. Ancak kültürel bir durum yok arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Tanzimat Fermanı'nın maddelerinden hangileri bu fermanın Osmanlı halkına Eşit haklar sunduğunun bir göstergesidir. Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktır. Arkadaşlar bu tabii ki eşitlik değil mi? Herkese göre arkadaşlar tabii ki doğru. Hiç kimse yargılanmadan idam edilmeyecektir. Bakın arkadaşlar yine herkes eşit. Hiç kimseyi yargılamadan idam etmek artık yok. Müslüman gayrimüslim bütün halkın can, mal ve namus hakları devletin güvencesindedir. Yani arkadaşlar dini olarak hiçbir ayrım yapılmadan herkesin canı, malı güvence altında. Dolayısıyla bu da eşitlikten bahsedebileceğimiz bir durumdur. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Tanzimat fermanının hükümlerinden hangilerinin doğrudan bu amaca yönelik olduğu savunulabilir. Tanzimat fermanının ilan edilmesinde azınlıklar arasında milliyetçi arayışlara son vererek azınlıkların devlete bağlılığını artırma amacı belirleyici bir etki yapmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Herkes kanunlar önünde eşittir. Yani arkadaşlar artık milliyetçilik arayışları içerisine girmeyin. Burası da sizin ülkeniz düşüncesi ön planda değil mi? Herkese de eşitsiniz demek isteniyor. Tabii ki olur. Askerlik işleri ve terhis işlemleri belli bir düzene bağlanacaktır. Arkadaşlar bu doğrudan milliyetçiliğe bağlı bir özellik değil aslında. Milliyetçi arayışlara son vermeleri için yapılan bir durum değildir. Müslüman gayrimüslim bütün halkın can, mal ve namus hakları devletin güvencesindedir. Yine olur arkadaşlar. Çünkü devlete bağlılık bu şekilde artmış olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu durumun fermanla ilgili aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkili olduğu söylenemez. Tanzimat fermanının hazırlanmasında hukuk devleti, eşitlik ve kanun üstünlüğü gibi anlayışlar esas alınmıştır. Bakalım arkadaşlar, layık like uygulamaları öngörme olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Kanun üstünlüğü ön planda, hukuk devleti olması ön planda. Tabii ki buna ulaşabiliriz hukuk devleti anlayışının güçlendirmesi zaten arkadaşlar e, bahsediliyor. Osmanlı halkının haklarını genişletmesi olur arkadaşlar herkes eşit hale geliyor. Padişah yetkilerini kısıtlama. Evet arkadaşlar çünkü tanzimat fermanına padişah da uymuş olacak. Dolayısıyla yetkileri de kısıtlanmış olacak. Mısır sorununun çözülmesi. Yukarıda arkadaşlar bununla alakalı herhangi bir bilgi verilmiş mi? Tabii ki verilmemiş. Dolayısıyla E şıkkına ulaşmamız da mümkün olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin bu kabulünün aşağıdakilerden hangisini önlediği savunulabilir? Islahat Fermanı Avrupa devletlerinin talepleri sonucunda 1856'da ilan edilmiş ve Osmanlı Devleti fermanın uygulanmasının Avrupa devletlerince denetlenmesini kabul etmiştir bakalım arkadaşlar azınlık haklarının genişletilmesini önler mi tabii ki önlemez bağımsız bir iç politika izlemesini önler mi arkadaşlar tabii ki önler çünkü Avrupa devletleri tarafından artık denetlenecekmiş Milliyetçilik isyanlarının devam etmesini önler mi? Arkadaşlar önleyemez tabii ki. Böyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Panslavis politikanın başarıya ulaşmasında önleyecek bir durum değildir. Batılı devletlerin Osmanlılara baskı yapmasında önlemez arkadaşlar. Hatta baskı yapmasında etkili olmuş ki ferman ilan edilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu durum Osmanlı Devleti'nin amaçlarından hangilerine ulaşmada başarısız olduğunu gösterir. Islahat fermanıyla siyasal alanda hak elde eden azınlıklar bu siyasi gücü milli davaları doğrultusunda kullanmışlardır. Bu şekilde Avrupa'dan destek almaya da devam etmişlerdir. Milli davaları ne oluyor arkadaşlar? Kendi devletini kurma düşüncesi oluyor değil mi? Avrupa'dan destek almaya da devam ediyorlar. Ulusçuluk anlayışını etkisiz hale getirmede tabii ki arkadaşlar başarısız olmuştur Osmanlı devleti. Çünkü gördüğünüz gibi hala davalarına bağlılar ve hala destek almaya devam ediyorlar. Gayrimüslimlerin devlete bağlılığını sağlamam arkadaşlar tabii ki bu konuda da başarısız olunmuş. Çünkü devlete bağlı olmadıklarından dolayı hala kendi devletlerini kurma düşüncesi ön planda Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasına engel olma konusunda da başarısız olmuşlardır arkadaşlar. Çünkü Avrupa'dan destek alıyorlarsa Avrupa devletleri tabii ki iç işlerine karışacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.